Vaniköy Kafe paranın nabzını sunar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Paranın nabzına hoş geldiniz. Ben Şevin Ekinci. Cem TV ekranlarında hafta içi her gün saat 17.50'de paranın nabzıyla karşınızdayız. Piyasalarda farklı bir seyir var. Yine aslında dolar TL kurunda bir tırmanış görüyoruz. Türk lirası bir miktar değer kaybetmiş durumda sevgili seyirciler. Dolara karşı Türk lirasında %1'e yakın, %0.6'lık bir değer kaybı var. Dolar TL kuru yine 8.16 seviyesine yükselmiş durumda. Aslında gün içerisinde yine 8.10 seviyelerine doğru bir gerileme olmuştu. Hatta şöyle söyleyeyim, gün içerisinde en düşük 7.98 seviyesi görüldü dolar TL kurunda. Ancak şu anda 8.16 seviyesinde Türk lirasındaki dolara karşı değer kaybı devam ediyor. Dolar TL kuru 8.16. Ancak buna karşılık borsada düşüş beklememiz gerekirken borsada hafif bir yükseliş var. %0.2'lik çok minor miktarda bir yükseliş var. %0.2'lik bir yükseliş var. Borsa İstanbul yüzde. Evet, farklı bir seyir. Altın fiyatlarında bir miktar tırmanış var. Spot altında %1'e yakın bir artış var. 455 lira seviyesinde gram başına altın. Onz altında ise %0.4'lük bir artış var. Orada da 1735 dolar seviyesinde onz başına altın. Evet, piyasalarda böyle garip bir seyir devam ediyor sevgili seyirciler. Biliyorsunuz en son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Naci Ağbal'ın görevinden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinden sonra yeni haberlerle beraber piyasalarda çalkalanma sürüyor. Biz bugün bir miktar dindi derken, hoş Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan da buna dair bir asla söylem geldi. Artık dolar TL kurundaki tırmanış sona erdi şeklinde. Onun bu değerlendirmesinden sonra aslında bu dolar TL kurundaki artışın devam ettiğini biz görüyoruz. Tabii makroekonomik açıdan da değerlendirmek gerekiyor. Bu hafta dış ticaret rakamları açıklandı. İstanbul enflasyonu açıklandı. Pazartesi günü Türkiye için enflasyonu alacağız. Mart ayı enflasyonunu alacağız sevgili seyirciler. Tabii biz makroekonomik konuda uzman bir ekonomist konu davet ettik. Sayın Arda Tunca bizi kırmadı. Bugün için bizi kabul etti. Davetimizi kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Arda Tunca merhabalar. Merhaba Sayın İkinci. Teşekkür ediyorum ben size. Evet, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım. Sağlığımızı koruyarak götürmeye çalışıyoruz. Evet, hayat. Maşallah diyelim. Bizler aslında şöyle ki sizinle son yayınımızı yaptıktan sonra tam sizinle son yayınımızı yaptıktan sonra mı bayağı bir piyasalar çalkalandı. Evet, sizinle son yayınımızı yaptığımızda bu piyasalar böyle değildi Sayın Tunca. Çok rahat aslında faiz artışı bekliyorduk. Nitekim faiz artışı yapıldı. Sayın Naci Ağbal'ın başkanlığındaki PPK para politikası kurulu 200 bas puan faizleri artırdı. Ve akabinde biz tabii ki piyasalarda bir durulma beklerken durulma olmadı. Neden? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdi. Yerine Şahap Kavcıoğlu geçti. Evet, hangisi aslında önemli diye düşünürken Mart ayı enflasyonu da tabii ki önemli. Ancak siz bir demeçinizi gördüm sizin. Son yaşananı biz kriz olarak nitelendirebilir miyiz? Ve sizce dindi mi bu durum? Şimdi evet, nitelendirebiliriz bunu. Aslında uzunca bir süredir böyle bir havada gidiyor Türkiye. Ve bu ekonomik kaynaklı olmaktan çok yönetim kaynaklı bir durumla Türkiye karşı karşıya. Şimdi bu geldiğimiz nokta kurumsal altyapının korunamamasıyla ilgili. 2013'ten, 2011, 2012'den itibaren başlayan bir enflasyon faiz arasındaki tartışma ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığının kalmaması ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığının olmadığının ispatı olarak arka arkaya 3 Merkez Bankası Başkanı'nın birden görevden alınarak veda etmeleri görevlerine, bütün bunların hepsi kurumsal altyapının gittiğini Merkez Bankası tarafında, para politikası tarafında bize anlatıyor. Tabii Naci Ağbal döneminde Merkez Bankası kredibiliteyi bir miktar toparlamıştı. İyi yolda gidiyordu. Önemli adımlar atıldı. Para politikası doğru dizayn edilmiş bir noktaya doğru götürülmekteydi. Ve piyasa, bütün Türkiye
Bu konuda ve dış piyasalar, hem iç piyasamız bizim hem dış piyasalar, Merkez Bankası'nın politikaları ile ilgili, para politikası ile ilgili öngörülebilirlik unsurlarının arttığını gözlemliyordu ki bu her tarafta, yani fiyatlama davranışlarında, tüketim planlamalarında, üretim planlamalarında daha ayağa basan, yere basan bir noktaya ekonomiyi getiriyordu, götürmekteydi buraya doğru. Ancak son görevden alınmayla birlikte kredibilite neredeyse hiç kalmamış bir şekilde gitti. Şimdi bu şartlar altında Türkiye hatta enflasyonun önümüzdeki dönemde zirveyi göreceği, yaza doğru bir yerde bir zirveyi göreceği, ondan sonra ufak ufak düşmeye başlayacağı, bunları konuşuyordu, tartışıyordu Türkiye. Fakat son artık gelinen noktada biz aynı hatayı sürekli yapıyoruz. Önce kur tarafında bir atak yiyoruz, arkasından yüksek faiz arttırımlarıyla bunun önüne geçmeye çalışıyoruz ki enflasyonun önüne geçelim. Sonra yine bir hata yapıyoruz, yine bir kur hata yaşıyoruz. Yine yüksek faizle bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Ve işin enteresanı, hem ekonominin içinden kaynaklanan bir takım tartışmalar, yanlış tartışmalar, hem de yönetsel hatalar nedeniyle biz sürekli olarak bunu yaşıyoruz, bu süreçleri. Bu hem yüksek kur, arkasından yüksek enflasyon, arkasından yüksek faiz. Bu sarmalın içinde gidiyor Türkiye. Dolayısıyla bunların yarattığı oynaklıklar oluyor. Ama kalıcı bir çözüm Türkiye'nin buna bulması mevcut şartlar altında mümkün mü? Artık biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü Merkez Bankası'nın gerçekten kredibilitesi tükenmiş durumda. Aldığı kararlar, piyasada şekil vermeye çalıştığı değişkenler elbette ki değişecektir. Ama piyasanın burada Merkez Bankası'nın üzerinden geleceğe dair beklentilerini oluşturması, Merkez Bankası'nın hem açıklamalarına hem de piyasayı yönlendirmek amacıyla ortaya koyduğu politika uygulamalarına eskisi gibi bakamayacak. Yani zaten bakamıyordu ama Naci Ağbal bunu bakılabilir bir hale getirmişti. Belli bir kredibilite kazandırmıştı. Ama bu kredibilite gitti ve her seferinde, her güven kaybından sonra eski güvenin yerine gelmesi ya da belli bir dozda güvenin yerine gelmesi her yönetsel hatadan sonra daha zorlaşıyor. Güvenin yerine gelmesinin süresi daha da uzuyor. Bunun da altını çizmek lazım. Biz 2 haftadır aşağı yukarı, yani son görevden almadan bu yana, bir piyasada bazı segmentlerde, piyasanın bazı alt kategorilerinde, bazı noktalarında fiyatlamaların dahi yapılamadığını, fiyatın dahi oluşamadığını gördük, gözlemledik pek çok noktada. Çünkü geleceğe dair beklentileri nasıl şekilleneceği herkesin kafasında bir soru işareti olarak duruyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin Türkiye'ye getirdiği yer, piyasaları, bütün karar alıcılarını, piyasa derken kimse altın, döviz alan, satan falan insanları kastettiğimizi düşünmesin. Çarşıda, pazarda alışveriş yapan emeklisi, işçisi, memuru, herkes bir karar alıyor gidip ekonomik faaliyetin içerisinde. Bu insanların hepsi piyasa olarak düşünüyorum ve değerlendiriyorum. Şimdi bu bütün tamamının, bütün ülke ekonomisinin içinde yer alanların işi daha da zorlaşmış durumda. Beklenti oluşturmak konusunda ve güven tesis etmek konusunda önemli, çok çok ağır bir sıkıntının içindeyiz şu anda. Evet, tabii siz burada önemli bir cümle de kurdunuz. Merkez Bankası'nın kredibilitesi tükenmiş durumda dediniz. Bu tabii çok riskli bir tespit. Öte tarafta belirttiğiniz gibi piyasa uzmanlarından siz bahsettiniz. Kimle konuştuysam bu hafta Sayın İbrahim Kahveci'yi de konuk ettik. Şeyh Hanım çok yoruldum dedi. Keza sizinle sabah konuştuğumda siz de aynı durumdan muzdariptiniz. Piyasa uzmanları da artık yoruldular bu durumdan. Piyasada kimle konuşsam açıkçası yorgun, argın. Neden? Bir şekilde anlam mı verilemiyor bu gidişata? Nereye gidiyoruz? Şimdi sadece şu son 2 haftada yaşadıklarımızla değerlendirirsek resmi biraz hatalı görmüş olabiliriz diye düşünüyorum Sayın Ekinci. Tabii. Şöyle bakıyorum konuya. Türkiye çok uzun yıllardır çok ekonominin en temel konularını, kavramlarını tartışıyor. Bu zaten yeteri kadar yıpratıcı bir durum.
Ve bununla birlikte bunun yol açtığı, bu temel daha ekonominin en temel konularını hiç gereği olmadığı bir şekilde tartışmanın herkesi getirdiği, bütün piyasayı getirdiği bir yorgunluk var. Çünkü stabilite sağlayamıyoruz bir türlü. Yani finansal istikrarı sağlayamıyoruz, fiyat istikrarını sağlayamıyoruz. Sürekli değişen değerler. Dolayısıyla biz sürekli olarak bozulan piyasa dengeleri içinde kendine bir yer bulmaya çalışan üretici, tüketici, sanayici, memur, işçi, kim geliyorsa aklınıza gel, tasarruf sahibi, mevduatı olan, neyse kimse aklınıza gelen, herkes, bütün herkes. Ama özellikle ekonomi yönetimi ile ilgili işleri olan insanların tabii özellikle meslekleri bu. Yani ekonomiyle ilgili tespitleri yapıp ona göre yönettikleri kurumlarda, ailelerinde ya da neyse her tarafta bir karar almak. Toplum olarak çok yorulduk ve yıprandık. Çünkü aldığınız bir karar, bugün doğru diye düşündüğünüz karar normalde sizi bir sene, 2 sene, 3 sene neyse bir şekilde o aldığınız kararla yaşama ihtiyacı içindesiniz. Ama bakıyorsunuz bir hafta sonra aldığınız karar hiçbir geçerliliğe sahip olmamış, bütün geçerliliğini yitirmiş. Bu sadece bizler için değil, tüm toplum için yorucu. Evet. Bir de tabii ekonomiyi, mesleği bu olmayan insanlar açısından, bir de olan biteni yeteri kadar anlayamama, sürekli sorgulama ve bunun getirdiği bir kaygı bozukluğu da işin içinde var. Tabii. Bütün bunlar tabii psikolojik etkileri piyasa koşullarında herkes için çok ağır ve zor oluyor tabii ki. Evet, Ha, evet. bundan sonra peki nasıl gidecek? İnanın bilmiyoruz. Yani pek Evet. cevap veremiyorum. Ama ekonomi politikası güven unsuru kalmadığı zaman ekonomi politikası etkinliğini yitiriyor. Politikanın hedeflerine ulaşması da zorlaşıyor. Şimdi politika yapıcı için de böyle bir zorluk var bir tarafta. Yani Evet. güven ortamı, çünkü siz bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Toplumu, bütün karar alanları belli bir noktaya yönlendirmeye çalışıyorsunuz ki siz fiyat hedefinizi tutturun, ülkenin üretim hedefini tutturun, ihracatını tutturun, amaçladığınız noktada ve yönde. Bunu yapmak tabii çok zorlaşıyor, çünkü siz sevk ve yönlendirme yapamıyorsunuz bu karar alıcılara ekonomide. Böyle bir Tabii. zorluk da var şimdi karşımızda. Evet, etkinlik yitirme derken bu üzücü aslında, yapılan 200 baz puan gibi büyük bir faiz artışının bütün etkinliğini yitirmiş olması, hatta tam ters bir etki görmüş olmamız, dediğiniz gibi yönetimsel aslında alınan kararlarla verilen bir tepki piyasalarda gördüğümüz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut'un bugün itibariyle dövizdeki dalgalanma bitti sözünden sonra ben yine dolar-tl kurunda 8-16 seviyesine doğru bir tırmanış görüyorum. Sayın Bulut'un acaba söylediği döviz kurundaki dalgalanma bitti tespiti yanlış olabilir mi? Olabilir tabii ki. Yani Olabilir şimdi tabii. kimse böyle bir şey söyleyebilecek bir durumda Kolay değil şu değil. Tabii anda. tabii böyle bir durumda Yani kolay değil. dalgalanmanın önümüzdeki dönemde hatta devam edeceğini beklememiz gerekiyor, durulmanın dışında. Çünkü durulmasına sebep olacak bir şey var mı sorusunu o zaman ben de sormak durumundayım. Evet. Yani durulması için bir sebebimiz var mı şu anda? Ya da 3 gün sonra, 1 hafta sonra ne yaşayacağımızı biliyor muyuz? Kestiremiyor Bilmiyoruz. artık kimse. Yani Doğru. bilemiyoruz. Yani ne karar alacağını bilemiyoruz. Yani hafta sonu bakıyoruz, çok önemli kararlar alınıyor. Akşam Evet. çok önemli kararlar alınıyor ve bütün piyasa sabah kalktığı zaman bir gün önce aldığı hiçbir kararın geçerliliği kalmamış oluyor. Şimdi Evet. bunun olmayacağının garantisi var mı? Kim verebiliyor bunun garantisini? Olmayacağı söylenmesine rağmen biz bunları yaşadık. Politikalar bir yöne doğru giderken bir ay sonra, 2 ay sonra bambaşka bir yöne doğru gitti. Yani 180 Evet. derece farklılık gösterdi. Yani Evet. bunları da yaşadık geçmişte. Yani az önce söylemiş olduğunuz yorgunluk konusunun içinde bu geçmişten gelen bu gibi gelişmeler, bu gibi durumlar da var. Yani şimdi bundan sonrası peki nasıl olacak? Evet. Herkes için zor ve dediğiniz gibi çok doğru dediniz. Az önce benim de söylediğimi siz de ifade etmiş oldunuz. Yani faiz artışı, boşa gitti faiz artışı. Ve bu ülke bu finansman maliyetini yüklenmiş durumda. Yani Sayın Evet. Ağbal göreve geldiği zaman 14,80 idi. İlk kendisinin ilk PPK toplantısı 19 Kasım.
14.80 idi. Faizi 15'e getirdi. Orada reel olarak 0.20 puandı. Oradan sonra 19'a kadar çıktı kendi döneminde. Yani biz 4.20 puanlık bir faiz artışını yaptık. O faiz artışının başladığı zaman kur neredeydi? Şimdi nerede? Baktığınız zaman aslında hiçbir şey, biz bir arpa boyu yol ilerlemedik ama 4.20 puanlık ilave bir finansman yükü almış durumdayız üstümüze. Yani milyonlarca TL finansman yükünü bu ülke bu kadar ağır koşulların içerisinde şimdi taşımak zorunda. Nasıl olacak? Ekonomik aktiviteyle olur bu. Ve onu da kısıtlayan bir şey var. Yani biz kendi kendimizi yıprattık. Yani pandeminin etkilerinin dışında ve ötesinde biz kendi kendimizi yıprattık. Pandemi olmasaydı da zaten biz böyle bir yönetim içerisinde biz zaten yıpranırdık. Yani bu pandemi buradan çıkışı zorlaştıran bir unsur şimdi. Evet, siz şimdi diyorsunuz ki yani gece nasıl bir karar çıkacak, hafta sonu nasıl bir karar çıkacak? Herkes artık bunun Bilmiyorum. güvensizliğinde belki hani devam ediyor. Ne olacak, ne bitecek? Sayın Şapkavcıoğlu'nun toplantısından sonra bir miktar duruldu derken halen daha ileriye dönük. Acaba yeni bir karar çıkar mı? Yeni bir resmi gazete bilmediğimiz yeni bir karar çıkar mı diye böyle belki o bir miktar piyasalarda dengeleri bozabilecek, belki de bozmayacak. Bir süre daha böyle devam edecek. Güncel bir konu, İstanbul'da enflasyon açıklandı. Ve Ağustos 2019'dan beri görülen en yüksek yıllık enflasyon oranıydı. Bu İstanbul enflasyonu Mart ayında %16,4 oldu. Zaten daha önceki biz yayınımızda belirtmiştik, siz de belirttiniz. Mart ayı enflasyonuna yansıyacak fiyat artışları diye. Bu kısıtlamaların kaldırılmasından akabinde restoranlarda, lokantalarda ve birçok servis tarafında ciddi fiyat artışları gördük, sıçrama gördük. Bu sıçramalar Mart ayı enflasyonu da yansıyacak. Keza yabancı yatırım bankaları, mesela Goldman Sachs'tan bir yıllık enflasyon tahmini geldi. %18'lik. Yıl sonu için genel beklenti yabancı bankalarda UniCredit'te veya Goldman Sachs'ta %15 seviyesinde bulunuyor. Şimdi böyle bir durumda Merkez Bankası'nın faiz arttırması gerekmiyor mu sizce? Ve Mart ayı enflasyonunu kaç bekliyorsunuz? Tabii. Şimdi şöyle, İstanbul enflasyonu çok önemli. Yani İstanbul, Türkiye ekonomisinin can damarı. Orada ortaya çıkan veriler, İstanbul özelinde ortaya çıkan veriler, Türkiye'nin genelini de ağırlıklı olarak etkileyen bir gösterge, çok önemli bir gösterge niteliği taşıyan veriler bunlar. Dolayısıyla ilk defa burada ilk açıklanacak enflasyonda önümüzdeki hafta enflasyonun yüzde yıllık enflasyonun zaten 16'ya doğru çok yakın, 16'ya çok yakın bir yerdeydik. 16'nın üstüne atan bir yıllık enflasyonla büyük ihtimalle karşılaşacağız. Ve daha sonraki aylarda enflasyonun %20'lere gittiği, hatta %20'nin üstüne çıktığı bir durumla da karşı karşıya kalacağız 20'nin önümüzdeki. üzerine bekliyorsunuz. Evet, %20'nin Evet. üstüne çıkacağını düşünüyorum önümüzdeki aylarda. Ve oradan sonra bir miktar geri gelse de %12 civarında bir noktada idi yılbaşındaki tahminler. Enflasyon oranı %12'ye çekilebileceği baz etkisiyle de düşünülüyordu ama herhalde %12 değil, evet en az %15 ile yılı kapatan bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Merkez Bankası'nın bu şartlar altında evet faizi arttırması gerekecek. Ters dolarizasyonu başlatamıyor. Gerçi son aldığımız veri 8 milyar doların üstünde bir yabancı para mevduatta bozulma olduğunu gördük ama orada kamu ve katılım bankalarının ağırlıkta olduğu bir hamle var. Bir de altından kaynaklanan bir durum var. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Dolayısıyla orada ters dolarizasyonla ilgili hemen bir kanaat oluşturmak henüz mümkün değil. Evet. Onu da görmemiz gerekiyor. Ama enflasyonun yukarı çıkacağı noktada Merkez Bankası Başkanı'nın açıkladığı biz enflasyonun üstünde tutacağız diyor ama kendisinin Yeni Şafak gazetesinde yazdığı yazıları okudum. Nasıl bir yaklaşımı olacak diye. Evet. Bunun tersini söylüyor. Şimdi kafam karışıyor. Yani yazılan yazı böyle ama söylenen söz enflasyonun mutlaka üstünde olacaktır faiz. Şimdi hangisi uygulanacak? Biraz soru işareti oluşuyor tabii ister istemez kafamda. Doğru. İzleyerek göreceğiz diyorum. Eğer hakikaten öyle olursa
Zaten bir de şunu da söyleyeyim, yani etkinsizlik dediğim noktada işte demin vurgulamak istediğim konu da buydu. Merkez Bankası faizi arttırır ya da arttırmaz. Piyasa böyle dönemlerde güven unsurunun zedelendiği dönemlerde piyasa Merkez Bankası politikalarından ve Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu bir takım verilerden ya da politikası gereği uygulamalarından koparak kendisi karar vermeye çalışıyor. Böyle bir eğilimin içine giriyor piyasa. Risk fiyatlaması burada çok önemli bir noktaya geliyor. Dolayısıyla işte o aradaki bağ, Merkez Bankası politikaları, faiz, zorunlu karşılıklar neyse, bütün bunlarla ilgili aradaki bağın biraz kopmaya başladığını görüyoruz böyle dönemlerde. O gelişmeler bakalım nasıl olacak, ama ben bu yıl içerisinde artık piyasada faizin belli ölçüde çeşitli dengeler doğrultusunda bir miktar oynamalar yapabileceğini, zaman zaman çok ufak da çok sınırlı da olsa piyasadaki faizlerin ara ara aşağı düşüşü söz konusu olsa dahi bunların çok geçici olacağını ama esas trendin yukarı doğru olacağını düşünüyorum bu noktadan sonra. Enflasyon bize zaten bu sinyali veriyor. Bütün bunların da hepsinin sonucu tabii Türkiye için istediği büyümeye ulaşamamak. Çünkü bir de dış finansmanla ilgili bir konumuz da var ve pahalı borçlanıyoruz. Yani maliyetini arttırdık. Türkiye'nin büyümesi ve bir ekonomik performansı ortaya koyabilmesi için belli bir ölçüde o belli ölçünün maliyeti artmış durumda şu anda. Biz maliyetimizi arttırdık. Yani böyle bir manzarayla, böyle bir durumla karşı karşıyayız ve ekonomik aktivitedeki yavaşlık, hem bir taraftan evet iç talep güçlü gidiyor ama belli sektörlerde, ama hizmet sektörü ağır yara almış durumda. Yani yaygın değil. Ekonomideki aktivitenin bütün sektörlerde yaygın ve dengeli dağılmış olduğunu söyleyemiyoruz. Bazı noktalarda çok güçlü, bazı noktalarda ise çok çok zayıf gidiyor. Bu da önemli bir nokta, çünkü gelir adaletini bozuyor bu durum. Yani belli Tabii. sektörlerde çalışan, belli sektörlerde faaliyet gösterenlerin gelirinin iyi gittiği ama diğer sektörlerdekilerin çöktüğü, dolayısıyla gelir adaleti açısından da burada dengelerin bozulduğu bir durumla da karşı karşıya kalmış durumdayız aynı zamanda burada. Evet. Dolayısıyla moral bozuk, yani Evet. piyasalarda, Evet. toplumda moral maalesef bozuk. Evet, Sayın Şahap Kavcıoğlu'ndan beklentiler tabii faizi arttırması yönünde. Para politikası kurulunun tabii en nihayetinde bir kararı. Oradan ortak çıkacak bir karar bu. Belki de kendisi de bunun farkında olmalı ki politika kuruluyla beraber bir ortaklaşa Sayın Naci Ağbal'ın yürüttüğü bu yüksek faiz politikasının enflasyonu dindirmek için bir şekilde yürüteceklerdir ki kur da zaten bunu gerektiriyor. Son kurdaki dalgalanma. Merkez Bankası'nın uğraşması gereken tek sorun enflasyon gibi görünmüyor Sayın Tunca. Şöyle ki merkezin uluslararası net rezervi azalmış durumda. Bir haftada 887 milyon dolar düşüş gösterdiğine dair haberler düştü. Rezervlerde de bir düşüş var. Sizce bu ilerisi için nasıl bir risk teşkil ediyor rezervlerdeki, uluslararası rezervlerdeki bu düşüş? Bu riskten korunma şansımız var mı? Şimdi burası zaten uzunca bir süredir kanayan bir yara Türkiye'de. Hep brüt rezervlere bakılarak konuşuluyor. Yani sadece Merkez Bankası'nın rezervlerine, ama uluslararası rezervler dediğimiz kavram ve tanım daha geniş. Sadece Merkez Bankası'na baktığımızda, işin içine yükümlülükleri de dahil ettiğimizde ve swap işlemlerini de koyduğumuz zaman, swaplardan kaynaklanan yükümlülükleri de işin içine koyduğumuz zaman negatif bir bölgedeyiz. Şimdi belli ölçüde burada da bir toparlanma ufak 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 geliyordu. Başlamıştı. Yani rezervlerini Türkiye toparlama konusunda. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu rezervlerin bizim bıraktığımız, yani pandemi öncesinde bıraktığımız noktaya dönmesi, bu kadar ağır kayıptan sonra yıllar alacak bir işti. Yani bu bir senede, birkaç ayda toparlayabileceğiniz bir durum değil. Ama ufak da olsa buranın toparlanması önemli. Türkiye çünkü dış finansman ihtiyacı olan bir ülke ve bunu kısa vadeli sermayeyle yapan bir ülke yıllardır. Dolayısıyla uzun vadeli sermayeyle bunu yapmak ya da kendi içinde bu dış finansman ihtiyacını ortadan Türkiye'nin kaldırması ya da minimize etmesi için içeride çok başka güçlü politikalara ihtiyacı var. Hep reform dedik ama şu anda onu da konuşamıyorum, reform konusunu. Yani konuşmak da istemiyorum açıkçası.
Şimdi bu geldiğimiz bu noktada burayı toparlamak için doğru para politikası uygulamanız gerekiyor. Doğru para politikasıyla gitmeniz gerekiyor. Yani Türkiye kendisini doğru para politikası uyguladığı bir noktaya getirebilir. Yani gelir getirebilir. Ama bunu piyasa çok temkinli karşılayacaktır. Yani çok doğru adımlar atılsa bile 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay o hep temkinli duruşu, hep soru işaretleriyle dolu bir yaşam ekonomik faaliyetlerin içerisinde toplumu bırakmayacaktır. Yani herkes kendi kararını alırken burada enflasyonist beklentilere göre kararlarını alıyor. Fiyatlar artacak diye bazı ürünlerde bir anda bir tüketim artışı bir tarafta olabilir. Bazı ürün kategorilerinde, mal ve hizmet kategorilerinde. Bazılarında ise tamamen kesilebilir. Tüketim durabilir bazı noktalarda. Bunlar çok farklı segmentlerinde ekonominin ortaya konan iktisadi faaliyetin içerisindeki farklı farklı davranış modelleridir. Ekonomik aktörlerin karar alırken yaptıkları. Dolayısıyla bu tabii dengesizleştiriyor. Yani piyasada sizin aldığınız kararlarda dengeli olma durumunuzu ortadan kaldırıyor beklentilerin bozulması. Dolayısıyla önümüzdeki dönemin tekrar güçlü bir noktaya gelebilmesi politikalara itibar anlamında eskiye göre çok daha uzun bir süreç alacak gibi gözüküyor. Hemen gelebilmesi, yerine gelebilmesi artık kolay değil. O zaman da kolay değildi. Yani Ağbal'ın da işi kolay değildi ama hem piyasa iletişimini iyi kurmuştu, hem para politikasını doğru dizayn etmişti, basitleştirmişti, hem de faizle ilgili de doğru işler yapmıştı. Bir kredibilite geri geliyordu. Şimdi bunu tekrar tesis etmek daha uzun zaman alacaktır önümüzdeki dönemde. Evet, umarız değerlendirir. Peki son birkaç dakikamız kalmışken haberler var tabii kabine değişimine dair. Sayın Tunca, sizce bu kabine değişiminin ekonomiye ve piyasalara etkisi olur mu yeni kabinenin? Olacaktır bir beklentinin olduğunu herkes, yani böyle bir takım haberler sızdığı için böyle bir beklenti oluşmuş durumda. Yani bir kabine değişikliğinin olup olmayacağını da şu anda açıkçası bilmiyoruz. Ama güçlü sinyaller aldı. Yani bu daha çok basından, bizlerin işi değil böyle bir şey tabii ama basından böyle bir takım haberler geldi. Olacağı yönünde, olabileceği yönünde. Dolayısıyla kabine değişiklikle alınabilecek bir takım kararlar nasıl bir yönetim anlayışı, nasıl bir değişiklik olacak ona bağlı olarak etkisi olabilir. Hiç etkisi de olmayabilir. Yani hangi isimlerin geleceği, hangi alanlarda kimlerin görev alacağı, hem o alanlarda uzmanlığı olan kişilerin ne kadar o işleri yapmak, başarmak ilgili bakanlıklarda nasıl başarılar ortaya koyabileceklerine yönelik bir takım tahminler, geçmiş dönemlerden algılar, bütün bunların hepsi etkileyici olacaktır. Etkisi çok önemli boyutta da olabilir, hiç de olmayabilir. Onun için bu konuda çok bir şey söyleyemiyorum. Açıklansın kabine ya da açıklanmasın, belki de hiçbir şey olmayacak. Ona göre biz de kendimizi yeniden o zaman onu düşünüp ona göre herkes bütün kararlarını tekrar gözden geçirecek ekonomik aktivitenin içinde. Beklemek lazım diyorum o konuda ama bir beklenti oluşmuş durumda, bir şey olacak sanki gibi bir beklentinin de oluştuğunu genel olarak toplumda farkındayız. Yani gözlemleyebiliyoruz yani bunu. Evet, bir yerlerden kurtarılmaya çalışılıyor. Dolar-TL kuru yine yükseldi biz yayındayken. 8-17 seviyesine kadar yükseldi. Bakalım önümüzdeki Olacak bu hafta. dalgalanmalar, yani yani bütün zaten bu yaşananlardan sonra zaten olumsuz bir şey yaşadık. Yani bakın geçen hafta mıydı, 2 hafta önce miydi, artık süreleri ben de inanın şaşırdım. Evet. Yani 7.21 ile kapatmıştık Evet. sanıyorum geçen hafta Evet. Cuma'yı, değil mi? Yani bugün Doğru. sözünü ettiğinizde 8-10, yani 1 lira neredeyse bir artış söz konusu. Bu da %13-14 falan gibi bir yerlere tekabül ediyor. Yani bu bir haftada yaşadığımız, ben demin 2 hafta dedim ama bir hafta, yani çok uzun geçti bu hafta çünkü. Evet. Dolayısıyla bu oynaklık durulur bir yerde ama nerede duruldunuz? Yani 7.21, hatta 7'nin altını gördüğü günlerden bir haftada 8.20'ye neredeyse dayandığı, 8.16'ya geldiği bir gün. Durulur da 8.16'da mı durulur? 8'de durulsun hadi yani, ya da 7.90'da durulsun. Yani 7.21, 7.90 bir haftada. Yani böyle bir yerde değiliz de, hadi
Hadi öyle olsa bile diyorum şu anda. İfade etmeye çalıştığım bu. Doğru. 22 Mart'tan bu yana tabii 7-8 yani çok bir haftadan biraz fazla Biraz daha. birkaç gün geçmişken bize sanki bir ay, 1,5 ay gibi geldi bu dönem gerçekten piyasa oyuncularına devam edecek mi? Önemli devam edip etmeyeceği tabii Sayın Yiğit Bulut'un belirttiği şeklinde dalgalanma eğer durduysa iyi ancak gördüğümüz rakamlar bunu göstermiyor Sayın Tunca. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Yani ediyoruz. çok özür diliyorum. Yani orada şey yapıyorum Estağfurullah. ama yani işte daha önceden yapılan açıklamalar da var. Yani 5 lirayken 5 lirayı çıkmaz falan filan gibi yani toplumda izliyor, değerlendiriyor bütün bunların hepsini bu açıklamaları. Tabii önemli olan gelen açıklamaların nasıl olduğu ve istikrarın devam etmesi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının baktığı veriler önemli veriler. Zira bunlar gerçekten piyasaları etkiliyor. Evet ama inanın orada değiliz şu anda Şevin Hanım. Şu anda başka bir noktadayız yani Evet. başka bir şey konuşuyoruz. Yani yani şu anda kredi derecelendirme kuruluşlarının yani siz yani yatırım yapılabilir bir seviyenin bir derece altındasınızdır, bir derece üstündesinizdir. Yani o kadar altta bir yerdeyiz ki yani bu biraz bir yukarı gitse bile neler Evet. değişecek acaba? Yani ya bir de öyle bir değişiklik için de çok önemli işler yapıyor olmanız lazım. Evet. CDS'ler zaten aldı başını gitti biliyorsunuz. Orada da başka bir hikaye yaşadık. Yani dolayısıyla şu anda not konusu bence çok önemli bir gündeme sahip değil. Yani herkes bir şekilde bir şeyleri değerlendiriyor ama zaten yabancı yatırımcının da kalmadığı. Hani var olanı da biz başka şekilde isterdik. Yani uzun vadeli kalıcı yatırımlarla gelsinler ama her şeyden önemlisi Türkiye kendi ekonomisini kendi ayakları üstüne basan bir ekonomi yapıya büründürsün isterdik. Ama orada da değiliz maalesef bugün. Evet. Bakalım bizim bu kriz olarak değerlendirdiğimiz durum devam edecek mi? Devam ederse tabii ki kriz olarak tanımlayabileceğiz. Umarız devam etmez. Gelecek hafta bir Tamam. miktar sular durulur. Çok teşekkür ediyoruz ekonomist Arda Ben Tunca teşekkür yayınımıza katkılarınızdan ediyorum dolayı. Sayın İkinci. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler biz bugünlük paranın nabzının sonuna geldik. Birazdan ana haber bülteninde Ezgi Aşıcı sizlerle beraber olacak. Haftaya paranın nabzıyla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Vaniköy Kafe paranın nabzını sundu.